Ya Çıba vallahi ben çok üzgünüm ya. Yani böyle 3 yıllık harika bir yolculuk. İç içe geçmişlik, kaynaşmışlık, kardeşlik, arkadaşlık, dostluk, böyle sanki üniversiteden mezun oluyoruz. Her birimiz bir yere savrulacakmışız gibi hissediyoruz ama yolumuz mutlaka arkadaşlarımızla da kesişecek ama oradaki o beraberlik, bir arada olma, hep birlikte çok güzel bir içerik üretmiş olmanın verdiği o derin haz, izleyiciyle böyle müthiş bir bağ kurduk. Gerçekten öyle oldu yani. Hani sosyal medya üzerinden de dönem dönem onlarla paslaşıyoruz falan. Tüm bunların toplamı ortadan kalkacakmış gibi bir korku kaplıyor içimi ama herhalde öyle olmayacaktır inşallah. Allah'tan Sema Hanım'ı götürüyorsunuz. Hatıra olarak. Aa, ama bir daha nasip olur mu tabii ya yani. Şu çok dikkatimi çekti az önce de. Yani ejderha mı o acaba? Sen karasın, kıyafetin kara, bari böyle renkli bir şey koy dediler. Ondan sebep koydum. Güzel de oldu sanki ya. Seyircilere soralım, yakışmış mı? Abi hayatımıza Afara diye bir şey soktun. Arabeske bambaşka bir boyut kat. Ya bu devam edecek mi proje? Devam ediyor. Biz önümüzdeki Eylül ayı itibariyle artık her 15 günde bir sahnede olacağız. 10 Ankara, 10 İstanbul şeklinde bir şeyimiz var şimdi. Protokollerini yaptık. Yaz mevsimi boyunca da turnelerimiz devam edecek. Yazın Harbiye var mı? Bilmiyorum, henüz bir görüşme yapmadık ama bir davet gelirse gideriz tabii. Sema Hanım'a sordum, size de soracağım. Evde nasıl bir insansınız? Sıradan biriyim ya. Yani öyle çok, yani evde olunması gerektiği hal gibiyim. Yani 3 evlat babası biriyim. Çok mütevazisin. Sema Hanım dedi ki tepsi kebabını çok iyi yaparım. Evet, yaparım bak. Güzel yani, Hatay'ın. Çok iddialı olmasam da tepsi kebap, kağıt kebap falan çok meziyetliyimdir yani o konuda. Çok zorda kalırsan temizlik işlerine de yardım eder misin? Hayat müşterek. Gayet tabii, gayet tabii. Daha dün bulaşık yıkadım lan. Son dönemde sokak hayvanlarının uyutulması çok gündemde. Bu evet. Konuda ilgili neler söyleyeceksin? Abi şimdi bak, biz sevgiyi ya da şefkati kategorize etmeyi hiç sevmiyorum ben. Canlı dediğin, adı üzerinde canlı. Yani bir sebepten dolayı bu dünyaya gelmiş. Yani kabul etmek yerine onu ortadan kaldırmak gibi bir tercihin peşine düşmek ya da o canlının ona yaradan tarafından teveccüh edilmiş o ruhunu almaya teşebbüs etmek bana çok vahşice geliyor. Yani bu sadece bir köpek için değil, yılan için de öyle, çiyan için de öyle, börtü böcek için de öyle. Bunun en acı örneğini nerede gördük biz? Doğaya tırnağı geçirdin. Doğada bütün dünyayı senin başına depremde yıktı. Hala daha aynı yere sarıp, yani özeti şu aslında. Bir canlıyı sevmek meselesi şurada temelli. Merhametli olacağız abicim. Merhametli. Merhametli olursanız zaten bunları konuşmuyor oluruz yani. Köpeklerle ilgili ne yapalım? Kedilerle ilgili ne yapalım? Kardeşim canlı yaşıyor. Yani senin ya da benim tasarrufumda olan bir şey değil ki onun hayatına son vermek ya da senin kendi konforun için bir başka canlının hayatını ortadan kaldırmaya ya da onun alanını daraltmaya karar vermek senin benim haddime değil ki ya. Peki buna bir soykırım diyebilir miyiz bunu? Abi bana göre bu katliam. Katliam yani. Böyle bir şey olur mu? Öpüyorum. Görüşürüz. Tamam.